Merhaba arkadaşlar. Egemen 5000 liralık bir kombin istedi. Ben ilk önce biraz daha uzun ölçüde bir montla gireceğim. Next SX100 kaskları öneriyorum. Onlar da şuradaydı. Daha önceden de tanıtmıştım zaten. Next SX100 kasklar gerçekten iyi. A sınıfı polikarbon bir yapıya sahip. Aynı zamanda içi kauçuk destekli olduğu için gerçekten iyi. %30 kauçuk destekli. Ve tabii hani bunun burun pedi var, çene pedi var, işte mikrometrik bağlantısı var, iyi oturan boyun pedlerine sahip. Aynı zamanda hani 1550 gramlık EC20X05 sertifikasına sahip. Aynı zamanda hani güneş vizörlü ve şu güneş vizörü şuradan açılıp kapanıyor. Aynı zamanda X-Com Intercom buraya adapte edilebiliyor. Bunun için bir yer yapmışlar burada. Hep daha önceden defalarca tanıttığım için biraz kısa geçiyorum. Üstündeki mont Discovery Man diye geçiyor. Bu Rika'nın bir montu. Gerçekten uygun fiyatlı ve her ölçüsü neredeyse var bizde. Bunlardan alabilirsin. Daha kısa bir mont, spor sürücülere uygun bir mont istiyorsan bunun şöyle Airstream olanları var. Ama Airstream olanlarından bazı ölçüleri bulamayabilirsin. Fakat hani ortalama ölçülerini burada bulabilirsin. Medium, Large, X-Large gibi ölçüleri var. Mesela bu Medium kısasını alabilirsin. Şimdi detaylarına geçeyim. İlk önce bunun detaylarını söyleyeyim. Körük mekanizmaları var önce. Arka tarafında hafif bir sırt koruması var. Hava çıkış kanalları var arka tarafında. Ön tarafında şöyle göründüğü gibi hem hani boynunda çıt çıtı var, hem açıldığında, böyle ön tarafından açıldığında iki tane astarı var. Bu astarlardan bir tanesi yağmur, bir tanesi termal şeklinde yapılmış. Bunları çıkartabiliyorsun, yaz sürüşüne de uygun oluyor. Tabii ki hani iç tarafında cepleri var, astarları çıkabiliyor ve tabii ki sırt korumasını istersen değiştirebiliyorsun. Kollarında şu kısımların hem körük mekanizması var, hem de omuzlarında körük mekanizması var. Aynı zamanda hani şu kısımlarında da, yani omuzlarında ve dirseklerinde de korumalara sahip ve hani bileği cırt cırtlı ve fermuarlı olarak yapılmış, kol ayarı içinde bir tane çıt çıt konulmuş. Yan tarafında iki cep var. Bel ayarlaması için de şurada çıt çıt mekanizması koymuşlar. Kısa versiyon olarak bunu alabilirsin. Bu gerçekten iyi monttur. 4 mevsimde kullanabilirsin bunu. O yüzden de bunu tercih edebilirsin. Diğer Discovery montu ise biraz daha uzun. Hani böyle touring, naked, scooter tarzı motorlara daha iyi gidebilecek gibi. Hani bunu da öneriyorum. Hani sen orada şeyi belirtmemişsin. Spor, naked, touring, scooter hangisi olduğunu belirtmemişsin. O yüzden bu da yaklaşık aynı özelliklere sahip. Bunun da iki tane rengi var. Kol iç ayarlamaları var bunun da. Ve hani bileği hem cırt cırtlı hem fermuarlı şekilde yapılmış. Tabii ki yani bunun da kol ve omuz korumaları var. Sırtında da bir korumayla geliyor. Arka tarafını da göstereyim şöyle. Bu üstünde böyle sarı şeritlerle geliyor tabii ki. Hani sonradan takılma bir şey de değil. Hani böyle sanki üstünde şey varmış gibi, sarı yelek varmış gibi hissettiriyor. Ama bence iyi. Renk açısından, görünürlük açısından. Şu iki tarafında cebi var. Bu cepler hani su geçirmez cepler. Şu bel kısmında şöyle sıkılaştırılabiliyor. Bununla beraber Revit'in hangisiydi bu? Bir dakika. Revit Hydra H2O'yu tavsiye ediyorum ben. Bu benim hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi. Şöyle şunu bırakayım, pardon. Bu hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi, çünkü hani işte bilek korumasından tutun da hani tüm eklem yeri korumalarına, yumruk korumasına kadar iyi. Aynı zamanda bileği şöyle lastikli şekilde yapılmış. Aynı zamanda bileğinde cırt cırtı da var. İçi deri üstü kumaş olarak yapılmış. Telefon hassasiyeti var mı? Bundan tam emin değilim. Fakat baş parmağında da, işte küçük parmağında da hafif korumaları var. Bu Hydra H2O da alınabilir. Bunların altına TH90 Pirate Coat alabilirsin. O gerçekten iyidir. Hydra da alabilirsin. Haki yeşil filan. O da gerçekten güzeldir. Benim önereceğim Rockwell'in bu yarım botlarını alabilirsin. Hani içi terletmez bir yapıya sahip. O yüzden ben de tercih ediyorum bunları. Aynı zamanda cırt olduğu için kolay açılıp kapanıyor. Yan tarafında rüzgarlık var. Aynı zamanda ek yeri var. Kolay kolay teri hissettirmiyor. Aynı zamanda Türk malı. Şu hani ön tarafında, işte burun tarafında, bilek tarafında ve topuk tarafında
korumaları var. Bu da hoş, aynı zamanda kaydırmaz taban. O yüzden bunları önerebilirim. Bunlara farklı farklı şeyler de önerebilirim. Mesela işte kaskım çok daha iyi bir şey olsun, Next almak istemiyorum dersen NXR önerebilirim. Kaskım Next SX100 olmasın diyorsan NXR gerçekten iyi bir kasktır. En azından Double D bağlantısı var. Kafandan rahat çıkmasını sağlayacak kazadan sonra kırmızı bantları var. Geniş bakış açısı var. Hızlarda açılmayacak. Şu şekilde şurada kilit mekanizması var. Şöyle tık diye kapanıyor ve açılmasını engelliyor. Pin nokları var ve hani Double D bağlantısıyla, boyun pedleriyle gerçekten iyi, hava alabilir. Camı kolay kolay buğulanmayacak. Buğulansa da pin nokuyla da beraber gelen, aynı zamanda arka çıkış kanalları, hava çıkış kanalları olan bir kask. 1310 gramlık bir kask ve hani hafif bir kask. O yüzden de tercih edilebilir. Ön tarafında hava kanalı var. Şu burun tarafında da hava kanalları var. Bu kaskta tercih edilebilir. Mağazaya gelip seçebilirsin veya işte benim açıklamada yazacağım linklere bakabilirsin. Umarım yardımcı olmuştur. İyi sürüşler.